Yapmış kasayı oraya böyle. Tabii ki zorlanıyoruz. Tabii ki. Olmaması gereken fahiş fiyatlar oldu. Hani biz böyleyken bizim durumumuzda olamayan insanların nasıl geçindiği, nasıl hani yapabildiğini gerçekten sorgulamak lazım. Yani bence insanların empati yapamaması, herkesin her şeyi alabileceğine inanmış olmamaları lazım. Mesela ben bugün her şeyi alabilirim ama siz alamazsınız. Ben çocuğuma her istediğimi yedirebilirim, siz yediremezsiniz. İnsanların düşmüşün, fakirin halinden anlamadan her şeyi. Tek tip insan. Daha çok istihdam, daha zam, verdikleri fiyat, yani maaşlara verilen zam, ürünlere verilen zam, el ele baş başa. Ya birinin artmaması, ya birinin yerinde durması lazım. Yani kepçe kaşıkla verip kepçeyle geri almak. İndirilmesi lazım. Fiyat artışı asla olmaması lazım. Çünkü zaten hani bu doğuda daha fazla olmak üzere insanlar daha çok mağdur. Mesela bizim bölgemizde bir İstanbul'a göre, bir batıya göre çalışma olanakları çok daha az. Çok daha az. Hayvancılık. Herkesin hayvanı yok. Gençler işsiz. Evde oturuyorlar. Bence kesinlikle hani daha çok istihdam, daha az zam, verdikleri para sabit kalsa çok daha iyi. Ya ben bir ev hanımı olarak söylüyorum. Hani ben mutfakta küçük yani bir kilo domates 20 lira. O da uygun fiyatlı olanlar. Ben 20 lira bir kilo almıyorum. 3 kilo alıyorum domates haliyle. Bittiği zaman tekrar istiyorum. Hani bu sefer şey oluyor. Ne çabuk bitti. Tekrar almam için biraz sürenin geçmesi gerekiyor. O sürede başka şeyler. Kesinlikle diyorum yani. Daha çok indirim. Daha düşük fiyatlar. Daha çok çocukların yiyebileceği. Mesela benim 6 yaşında çocuğum var. Onun beslenebilmesi için. Her şeyi alıyorum dersem yalan söylerim. Her şeyi alamıyorum. Ama benim çocuğumun yerinde olamayan bir sürü daha çocuk var. Kesinlikle. Ben mutfaktayım, çok etkileniyorum. Dışarıda olanları bilemem ama ben mutfaktayım. Benim daha çok etkilenmiş olmam lazım. Ve daha çok etkileniyorum yani. Herkes önce kendi ülkesini müreffeh bir hayata kavuşturduktan sonra dışarıya müdahale edebilmeli veya dışarıdan etkilenebilmeli. Ben kendi ülkem rahat değilken, güzel değilken başka bir insanın iç işlerini karıştırmam veya düzeltmem doğru değil. Bana göre doğru değil asla. Ve ondan etkilenmemem lazım. Çünkü oradaki insanlar, evet orada bir savaş var. Yani savaşların hepsinde ne ideolojiyle olursa olsun kötü. Ama ben bir cumhurbaşkanı olsam kendi halkımı rahat ettiririm. Önce benim halkımın yaşam alanı. Yani o kadar güzel bir çeper çizerim ki Rusya'da veya orada burada olan savaş benim ülkemi etkilemez. 2 haftadır işler durmuş. Yani şöyle söyleyeyim, hiç iş yok. Herkes şu an çok kötü durumda. İnsanlar alışverişe çıkıyor, alacak paraları bile yok. Yani bu durumda hem biz mağdur oluyoruz, hem kadınlar, hem insanlar hepsi. Mesela eşleri çalışmıyor bu yüzden. Bazıları işi bırakıyor, bazıları kendini ölüme terk ediyor sırf insanlara eş almadıkları için böyle. Tabii ki de kınıyorum ama şöyle bir şey var. İş olmayınca ister istemez insan stres yapıyor, sinir yapıyor. Bu da bunlara yol açtığı için. Yani böyle düşünüyorum. İşte ekonomi kötü olduğu için insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım bence. Şu şekilde hepimiz bir olursak bence her şeyi çözebiliriz ama kimse bir olmuyor. Herkes her şeyin farkında ve geri çekiliyor. İnsanlar korkuyor. Yani ses çıkarırlarsa seslerini duyurmayacaklarını düşünüyorlar bence. Eğer ama bir olurlarsa, seslerini çıkarırlarsa bence sorun çözülebilir. Herkes sustuğu için bence şu an bu durumdayız. Mesela bizim çok ihtiyacımız oluyor ama ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. İlla ki bir yerden kısmamız lazım. Aile sıkıntısı oluyor, ev sıkıntısı oluyor, eşya sıkıntısı oluyor. Valla sağlamıyoruz. Zorluktur yani, yaşam zorluğu var, öğrencilerim var. Yani geçinemiyoruz. Valla kirada da kalıyorum, yetinemiyoruz. Çok şey zorlanıyoruz yani. Gerçekten zordur. Yani bilmiyorum, çok zorlanıyoruz. Bütün insanlar da zorlanıyor biliyorum. Allah yardımcımız olsun bilmiyorum. Fakirler nasıl kendini karnını doyuruyor bilmiyorum. Zaten köyden geldiğim için şimdi şeydeyiz, kirada kalıyoruz. Bu Şabaklı'ya izinde kalıyoruz. Kirada artmış durumda. Yani
Bayağı zorlanıyoruz, bilmiyorum. Valla 2000 yapmış. Gitgide dağıtıyor, bilmiyorum. Öğrencilerim de var, çocuklarım da mesela şeydir, okuyorlar. Yani çalışamıyoruz, bilmiyorum. Ben çalışamıyorum, öğrencilerim var. Eşimin eline bakıyoruz, bilmiyorum. Zorlanıyoruz. Bazen mesela bazı günlerde mutfağımız boş kalıyor, dolaplarımız boş kalıyor. Yani o kadar zorlanıyoruz. Yani krizdir bence, bilmiyorum. Valla ayda bir kez yiyoruz. O da Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na. Ne yalan söyleyeyim, yani geçinemiyoruz. Tabii ki hükümetin elindedir. Hükümet zaten şey yapsa, zamı hükümet veriyor. Sonuçta biz hükümete bakıyoruz. Yani ben, yani ne diyeyim yani. Biz dedik belki gitgide daha şey olur, daha ekonomik düzelir, gitgide daha zorlaşmış. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim. Bakıyoruz daha gitgide şeyle hepsi dolarlar yükselmiş, altınlar yükselmiş. Her şeye zam gelmiş. Kadınlar da mesela, onlar da insan, onlar hayvan değil ki. Mesela insan bir hayvana kıyamazken, yani o psikolojik, yani o insan nasıl oluyor da eşini veriyor. Bazı kişilerde bakıyorum eşlerini öldürüyorlar. Ben o insanları lanetliyorum. Yani o insan insan değil ki. Kadına şiddet, ben hayır diyorum. Vallahi şimdiki duruma bakarsan 100.000 de ancak millete ancak yeter. Yani bu duruma bakarsan ayda ancak 100.000 insanlara o kadar yeter yani. Yetmiyor, para yetmiyor. Hiçbir şeye para yetmiyor. Evet, bizim de mesela biz geniş bir ailemiz olduğu için 5 kızım mesela 2 oğlum var. Yani zor geçiniyoruz bence. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim, hepimize. Çağrım şöyle, mesela bu ülkeye bir düzen gelsin, getirsinler. En azından mesela ekonomi düzeltsinler. Bu dolarları düşürsünler, altınları düşürsünler. Yani insanları, biraz insanları da düşürsünler. Kendi açısından, tarafından. Biraz da kendilerine baksınlar bize. Biraz da bize baksınlar. Bizi de düşünsünler. Onların, mesela onların parası var. Rahatlığı yerinde. Arabaları, bu lüks arabalar. Hayatı lüks hayat. Bizi de düşünsünler, ona göre karar versinler. Ben ne diyeyim başka? Çeşmeleri altından yapılmış. Tuvaletleri altından yapılmış. Ama o insanları düşünmüyorum. Mesela o insanlar kazançları nasıldır? Nasıl yapıyorlar? Nasıl kazanıyorlar? Güneşin altında ter akıyorlar. Mesela işçilik yapıyorlar. Ne zorluklarla ya, kendi yaşamını sürüyorlar ama kendileri de çeşmeleri altından yapılmış. Zorim hamik kediğini. Kabatıyor. Valla geçim nobe. Valla nobe. Çoğu nobe. Hem bir dibe, hem nobe, hem o lobtine nobe. Zorim ya içeriyor nobe. Ama nasıl içeriyor nobe. Oy nobe zorim nobe, hamı içeriyor nobe. Kapıncı mı diyor, sürüm en oke. Hem bir şaş mı olur. Nobe, ceyron zide, av zide, her şey zide. Dıştan da ne kiri ne kwa, dedi üzülmüş bir ne kaş kevi. Şarun boş bir dizi. Yani dedi ki nobe bir kiri, nobe kwa da hat milyon. Yani ki insanı non ne kadar ne kwa, şadı sordular. En yazıl nona. Demek ona ne gibi bir rahat. Yani şey evladım bak bana üniversite halas kirin her şey boş. Vallahi mal kime emekliye, emekliye vici en düşük ya. Ya devletini ne ya evi. Ya çünkü şirket ya. Sah en düşük de en şaş. Çünkü ben üniversite sin, üniversite kantinin ha boş amalı. Keşke üniversite kantinin boş amalı. Keşke de üniversite hangi boşam ala. Ya Rabbi de der, ya ki bakhayı ve ketir ve kadisi ve musulman olarak ya. Rız hemen bu kadar rahat nöne ki bakha. Şu an meyvacı deri hon, hemen rahat nöne ki bakha. Hem ki yok, de milyon yuvadı da. Sol tamam nebiye, den hazi de ki. Kudu evvel bir sola bir dalen kudana kaçık. Evçe ki kere ne kudan gosah ki en konu cihaza ki kere. Yani maru derdi ha bu devleti dibici devleti derdi ben aparsın. Ne kadar da kalbiş, ağrı deme fizik. Hem de dünya Rabbiyatı ve devleti merhameti kadar kalbi bir kadisi rakı. Zeydet tecmeli menek.